Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik ebediyete uğurlandı. Şehidin memleketi Malatya'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Türk bayrağının altında bir ömür diye yola çıkmışlardı ama mutlulukları uzun sürmedi. PKK'lı teröristler 24 yaşındaki uzman çavuşu şehit etti. Acı haber Diyarbakır'dan geldi. Jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik, Lice ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit için önce Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Haberi alır almaz Diyarbakır'a gelen acılı baba Latif Çelik yürümekte güçlük çekti. Söyleyebildiği tek söz "Vatan sağ olsun" oldu. Vatanımız sağ olsun. Allah razı olsun. Bir nimet gider, bir nimet gelir inşallah. İnşallah. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı anne Aynur Çelik'i aradı. Erdoğan telefondan taziye dileklerini iletirken şehit annesi gözyaşlarına hakim olamadı. Allah sabırlar versin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin. Sağ ol başkanım. Sizleri de inşallah ailece cennetinde yavrunuzla kavuşturun inşallah. Amin. Sağ ol başkanım. Karayoluyla memleketi Malatya'ya getirilen şehit Mehmet Çelik için şehir mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde garnizon şehitliğinde defnedildi. Ebru Çelik'le evli olduğu öğrenilen şehitten geriye 1,5 yıl önceki nişanında çekilen bu görüntüler kaldı.